Merhaba arkadaşlar. Almak isteyenler için Vestel'in çamaşır kurutma makinesi 7601 modelini beraber inceleyeceğiz şimdi. Bazı modelleri de örnek olarak göstereceğim. Öncelikle şunları söyleyeyim. Kutunun içerisinden neler çıkıyor? Kullanım kılavuzu. İşte burada neler var? Program seçimi ve tüketim tablosu falan var. Yine bu da hızlı kullanım kılavuzu. Yani ayrıntıya girmeden hızlı bir şekilde size tarif ediyor. İşte neleri temizlememiz gerektiği ve benzeri şeyler. Bu çıkıyor. Yine böyle bir banyoda kullanacaksanız eğer gider var. Biz bunu banyoda kullanmayacağımız için evimizin başka bir odasına koyduk ve buradan herhangi bir gider olmadığı için bunu kullanmadık. Su nereden geliyor diye soracak olursanız, çamaşırların sıkılmış olan suyu buraya birikiyor arkadaşlar. Büyüklüğünü de göstereyim. Şöyle makinenin eni kadar var. Bu dolduğu zaman böyle döndürüyorsunuz ve içindeki suyu her kurutmadan sonra kontrol edin. Burası taşarsa ne olur onu bilemiyorum. Alttan kaçırabilir mi, kaçıramaz mı? Onu da bilmiyorum. Şimdi şunu da belirteyim. Bazı çamaşırlarda, örneğin kazakları yıkadınız. Kazakların zaten makineden nasıl çıktığını biliyorsunuz. Nasıl diye soracak olursanız, kazakların suyu çok az oluyor. Burası kazaklarda çok az su geleceği için dolmayabilir. Şimdi makinamızı bu şekilde göstereyim. Burada programları göstereyim. İşte ekstra kuru, dolap kurulu, ütü kurulu. Burası pamuklu olarak geçiyor. Sentetiğe baktığımız zaman dolap kurulu, ütü kurulu. Yine burada hassas modu var. Süreli kurutmada da bu ne diye soracak olursanız onu da açıklayayım. Şimdi diyelim ki hassası aldınız. Burada ne yazıyor? Ortalama işte 1 saat 50 dakikada kurutabilirim yazıyor. 1 saat 50 dakikaya geldiği zaman buradaki nem sensörleri algılamaya devam ediyor. Buradaki süreyi uzatıyor. Ama siz deseniz ki ben süreli kurutma istiyorum, 1 saat bana yeterli. O zaman 1 saat buradaki süreli kurutma da yapabilirsiniz. İçerisinde ışık da var. Şöyle göstereyim. Evet, söndü. Bu şekilde. Işığı göstereyim size şöyle. Evet. Bu şekilde ışığı da görebilirsiniz. Daha sonra burada alerji uzmanı var. Burada yine kodları atabileceğimiz bir program var. Burada da eşofmanları, daha sonra sporda kullanacağımız işte nasıl söyleyeyim, naylon su ürünleri burada sporda kurutabiliriz. Karışıkta da örneğin bunu zaten pek kullanmayız da karışıkta ne yapıyoruz? Bütün her şeyi karışık atıyoruz ama bu verimli olmaz çünkü içinde kazak olur, gömlek olur, çabuk kuruyabilecek malzemeler olur. Bir de içinde suyu çok barındıran havlu ve benzeri şeyler olabilir. Belki o zaman sağlıklı bir şekilde tam kurutmayabilir. Yine burada da yünlü havalandırma var. Mesela kazakları dolabınızdan aldınız ama giyeceksiniz. Hafif böyle dolap kokusu olur. Onu engellemek için de buradaki yünlü havalandırmayı kullanıyorsunuz. Kuru atıyorsunuz buna. Yani dolaptan aldınız, direkt buna koydunuz. Bu havalandırıyor, tekrar size veriyor. Yine burada da sadece havalandırma var. Yani yünlü olmayan havalandırma var. Burada hızlı 34 dakika. Burada da gömlekler için 20 dakikalık bir kurutma bırakılmış. Ama bunu sadece gömlekler olarak kullanmayabiliriz. Mesela eşarptır, şaldır ve benzeri gömleğe benzeyen türdeki elbiselerimizi burada kullanabiliriz. Şimdi burada yine
gecikmeli başlat var. Mesela kaç dakika sonra başlatmak istiyorsanız işte 5 saat ve benzeri 3 saat. Kaça kadar gidiyor? Oo. 23 saat erteleyebiliyorsunuz. Burada da süreli kurutma var. Burada da süreyi ayarlıyorsunuz. Yine burada L1, L2, L3 diye kurutmanın seviyesini ayarlayabilirsiniz. Burada da narin, hassas olan. Kırışık önlemede de ben öyle sanıyordum. Yani ütüye benzer bir davranış yapmıyor. Ne yapıyor? Hani makinede çamaşırlar bittiği zaman, örneğin perdeniz bitti. Perdeler makinede, çamaşır makinesinde yıkandıktan sonra niye hemen çabucak alıyoruz? Buruşmasın diye. Çünkü makine durduğu anda kırışık daha fazla olur. Yani kırışmaya başlar diye. Bu da kırışık önleme bastığımız zaman, basalım. Evet. Kırışık önlemeye bastığımız zaman ne yapıyor? Makineyi sürekli döndürüyor. Yani burada görmüş olduğunuz tambur deniyordu herhalde. Bu sürekli dönüyor. Siz mesela kırışık önlemeye bastınız. Buradaki süre bitti. Burada işte bitti diye gösteriyor. Daha sonra burası belirli aralıklarla dönmeye devam ediyor. Bunun nedeni de kırışık önleme. Yani üst üste koymayı koyup da kırışmasını engellemek için böyle bir mod bırakılmış. Yine burada başlatmak istediğimiz zaman işte başlat, beklet ve benzeri. Şunu da söyleyeyim. Mesela kapattık. İçindeki ışık söndü. Evet, tekrar açtığımızda içindeki ışık da yanıyor. Şimdi buradan başlatalım. Şurada ne kadar ses olduğu yazıyor. Burada da makine çalıştığı zaman 65 desibel ses verdiği. Burada da yıllık tükettiği elektrik miktarını gösteriyor. Bu makine yoğuşturmalı sistem değil. Isı pompalı. Biz mesela size göstereyim. Mesela burada Arçelik'in 700 km modeli. Bu da 7601 Vestel. Aradaki farkı göstereyim. 65 desibel, 65 desibel. Kapasite olarak 7 kilogram. Bu da 7 kilogram. Buradaki döngü hızını gösteriyor. Bu 189, bu da 165. Buradaki B, bu da B. Yıllık tüketim miktarı, bunun döngü hızı fazla olduğu için 189, bunun da 165 olduğu için bu 277 yıllık elektrik tüketimi. Bu da 256. Sınıf olarak da ikisi de A artı olarak geçiyor. Yine bu Arçelik'in ısı pompalı. Bu da Vestel'in ısı pompalı makinesi. Şimdi şeye bakalım. Arçelik'in yoğuşturmalı. Burada yazıyor mesela yoğuşturmalı kurutma teknolojisi. Bir de bu ısı pompalı 700 km. Burada da 700 KT yoğuşturmalı. Bunun işte ses seviyesi, kapasitesi ve benzeri aynı ama arada birkaç bin lira fark var diyebiliriz. Bu da 700 km'nin özellikleri. Isı pompalı kurutma teknolojisi, işte elektriği daha az harcıyor ve benzeri. Yorgan programı falan varmış, işte çocuk girdi ve benzeri. Bu da şu anda 6-7 bin lira civarında satılıyor galiba. Evet, tekrar dönecek olursak makinenin özellikleri bu şekilde. Size başka göstermek istediğim neler var? Bunları da göstereyim. Biraz sonra makineyi de çalıştıralım. Sesi ne kadar? Burada mesela havlar için bir kapan bırakılmış. Yani şöyle koyayım. Burada diyelim ki çamaşırlarınız kurumaya başladı. İçinden çıkan havlar burada birikiyor. Şimdi burada iki tane var. Evet, birbirinden ayırdım. Bu en altta. Bunu koymadan önce altı göstereyim size. Buradan kaçanlarda, yani bunlardan kaçanlarda alta kaçıyor. Onu temizlemek için de buradan bunu açıp burayı da süpürgeyle temizleyebilirsiniz dediler. Yani burayı da
elektrik süpürgesiyle hav varsa alabiliriz. Bunu da kapatalım. Şimdi bunu da koyalım. Evet. Şimdi bu şekilde size örnek olarak makineyi çalıştırayım, göstereyim. Şimdi 20 dakikalık ötü programı olsun. Bu arada biraz önce söylediğim gibi kapı açınca ışık yanıyor. Kapatınca sönüyor. Evet, hala sönmedi. Evet. Şimdi başlayalım. 20 dakikalık bir program ayarladık. İçinde bunları almam lazım. Bunlar normalde elbiselerin içinde olduğu için çok ses çıkartmıyor. Evet. Şu an bir çamaşır makinesi kadar diyebilirim. Durdurmak istediğiniz zaman da, yani bunu durdurmak istiyorsunuz, böyle yaptığınız anda resetleniyor. İstediğiniz başka bir programa geçebilirsiniz. Öyle tekrar devam etme gibi bir özelliği yok. Yani resetleme olayı. Burada da 3 saniye basın diyor ama sesini kısmak için basın diyor da olabilir. Onu tam bilmiyorum. Bu şekilde almak isteyenler alabilir. Ama almadan önce size tavsiyem, kesinlikle internetten fiyat araştırması yapın. Markaları araştırın. Markaların internetteki sayfaları nasıl fiyat vermiş? Mesela Arçelik'in sayfasına girin. Aynı ürüne bakın. Mağazaya gidin, aynı ürüne bakın. Biz Vestel'in internetteki fiyatına baktık. Vestel.com'daki. Orada yazan fiyatla mağazadaki fiyatın aynı olmasına dikkat ettik. Ama bazı mağazalar var. Arada 1500 lira fark var mesela. Yani 1500 lira daha fazla fiyat istiyor. Tabii her insan internetten kontrol etmeden direkt alabiliyor. Öyle insanlar da zor durumda bırakabiliyorlar. Buna dikkat edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.